Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk 100 altcoin içerisinden en sağlam partnerliklere yani ortaklıklara sahip altcoinler hakkında analizlerimi paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kanalımız sizlerle beraber büyüyor biliyorsunuz. Videomuzu beğenirseniz güzel yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. İyi seyirler dilerim videomuz hakkında. Birinci tokenımıza geldiğimiz zaman ilk yüz içerisinde basic attention token, bat token yani. Buradan baktığımız zaman Brave yazılımı okuyucuları ve içerik yayıncılarını ödüllendiren reklam engelleme özel tarayıcısıyla internette devrim yapmayı planlayan bir web tarayıcısı. 18 Nisan 2018'de Dow Jones Media Grubu Brave ile stratejik bir ortaklık ilan etti. Brave Basic Attention Token'ın tarayıcısı. Brave tarayıcısı da reklamları engelleyip size Basic Attention Token olarak ödül olarak verdiği bir tarayıcı. Diğer ortaklıklarının yanında Coindesk var, Civic var, Dow Jones, Quant firmaları var. Ve Boğa piyasasındaki en yüksek gördüğü değeri 0.764 dolar seviyesinde. Baktığımız zaman şu andaki fiyatı 0.206 dolar seviyesinde. Yani 3x'lik bir aşağı değerde şu anda. Aslında diğerine baktığımız zaman değerde güzel bir değerde şu anda. Boğa piyasasında olmamamıza rağmen. Önceki boğa piyasasını yakalamasına bir 3x'i kalmış şeklinde görünüyor. Diğer coin'imize baktığımız zaman. Tabii ki olmazsa olmazı bu listenin. Cilis coin. Kısa zamanda büyük atılımlar yaptılar. Binance'ın Launchpad projesinden girdiler coin, altcoin sıralamalarına. Baktığımız zaman Cilis resmi bloğunda yapılan tanıma göre Cilis spor ve eğlence platformlarını Sosyos.com platformunun aracılığıyla besleyen bir dijital para birimi. Sosyos.com'dan ortaklığı var. Ve boğa piyasası görmedi şu anda daha şimdiye kadar. Ve baktığımız zaman partnerlik imzaladığı kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Paris Saint Germain, Juventus, West Ham United, Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, Barcelona ve en son UFC dövüş organizasyonlarının resmi sponsoru oldular. Ve gerçekten ad yollarına ciddi adımlarla devam ediyorlar. Covid-19 olayından sonra liglerin tekrar normale binmesiyle beraber Chillis Coin'in tekrardan yeni büyük firmalarla anlaşmalarını göreceğiz büyük ihtimal. baktığımız zaman şu andaki fiyatına bakıyoruz hemen. 103. sırada yani ilk yüze çok yakın bir coin. Baktığımız zaman da 0. çift 0 95 91 dolar seviyelerinde ve gerçekten büyük borsalarda listeliler. Türkiye'de Pari da listeli mesela baktığımız zaman kendi platformu Cilis borsasında listeli, Binance'da listeli, Hotbit, KuCoin, yani kısa zamanda büyük işler başardılar gerçekten. Daha da büyük borsalarda istenileceklerini düşünüyorum işin açı. Diğer coinimize geçtiğimiz zaman. Tabii ki bu listenin olmazsa olmazlarından bir tanesi Ethereum. Ethereum'a baktığımız zaman birçok ortaklığı var. Zaten şu anda piyasadaki daha önce de söylediğim gibi 4500 tane altcoin varsa bunun 2500 3000 tanesi Ethereum altyapısında oluşturulmuş coinler. Tabii çok büyük ortaklıkları var. Baktığımız zaman buradan gözümüze çarpan en büyük ortaklıklarından BBVA Türkiye'de mesela Garanti Bankası'nı satın alan bir firma. BP. Diğer baktığımız zaman CMA Grup. Consign Ve diğer baktığımız zaman ING Bankası, Intel, JP Morgan, Microsoft, Thomson Reuters, Santander gibi büyük firmalarla anlaşmaları var. Ethereum'un boğa piyasasında gördüğü fiyatımız 1352 dolar. Güncel fiyatına baktığımız zaman da Şu andaki güncel fiyatı 213 dolar. A piyasasındaki fiyatından yaklaşık 7x gibi bir değer aşağıda şu anda. Bir sonraki coin'imize geçtiğimiz zamansa Icon. Daha önce de size altcoin incelemelerimizde bahsetmiştim. Alınabilecek seviyelerdeki altcoin'lerden birisi olduğunu söylemiştim. Icon'un baktığımız zaman Birçok firmayla anlaşması olduğunu görüyoruz. Güney Kore merkezli bir kuruluş. Finansal kurumları, sigorta, üniversiteler ve hastanelerden oluşan, merkezi olmayan bir topluluk ağı geliştirerek özel ve kamu kurumlarını hiper bağlamayı planlayan bir blockchain projesi. ICO'nun OneCoin ve IonCoin'den beraber bir üç bağımsız proje ile beraber bir ortaklık kurdular. Bu ortaklıkta da tabii ki herkesin ortak projelerinde, ortak sponsorları bu ortaklığa yaradı. Baktığımız zaman, üniversitelerle ortaklıkları var. Ve Güney Kore'nin en büyük şirketleriyle ortaklıkları olan firmalar. Bize çarpan Samsung var bildiğimiz firmalardan. One Chain Coin'den zaten iki büyük firm, coin firmasıyla ortaklık imzalamaları da bu coin'in ileride ne kadar önünün açık olduğunu gösteren bir proje. ICO'nun bugüne kadarki en büyük ortaklığı, sosyal platformda 200 milyondan fazla kullanıcısı olan popüler Japon mesajlaşma uygulaması LINE ile ortaklığıdır. Ve bir diğer coinimize geçiyoruz şu anda. Tabii ki bu listenin yine olmazsa olmazlarından benim daha önceki analizlerimde de sürekli bahsettiğim coinlerden bir tanesi IOTA. Nesnelerin interneti projesini uygulamaya geçiren ve kendine özel blockchain haricinde Tangle adında bir ağ kullanan bir proje. Boğa piyasasında gördüğü fiyat 5.34 dolar seviyesinde. Şu andaki fiyatına. Şu andaki fiyatı 0.202 dolar. Yani ciddi seviyede boğa piyasasındaki fiyatından geride şu anda. 24. sırada bütün büyük borsalarda listeli neredeyse. Ve anlaşmasının olduğu firmalar gerçekten çok büyük firmalar. Volkswagen, Fujitsu, Ubuntu, Cisco Systems, Schneider Electric, Bosch, Orange, Microsoft. Yani o kadar büyük firmalar var ki baktığımız zaman Microsoft, Ekoloji firması. Yani dediğim gibi çok büyük firmalarla anlaşmaları var ve hızlan bu anlaşmalarını tekrardan üstüne yeni yeni büyük firmaları ekliyorlar. Nesnelerin İnterneti projesinde başı çeken bu proje ve akıllı Evler Akıllı Şehirler sisteminde kullanılacak bu proje gerçekten önünün açık olduğu bir proje. Eğer ekip çalışmalarına bu şekilde devam ederse ileride ilk 10 değişmez isimlerinden olacak coinlerden bir tanesi. Diğer coinimize geçtiğimiz zamansa Omisigo coin, daha önce de bahsetmiştim sizlere. Merkez Tayland'da bulunan Omisigo, Ethereum üzerinde kurulmuş, merkezi olmayan bir borsa ile açık kaynaklı bir ödeme platformu kuran bir şirket. Aslında Omisi ana şirketi Omisi şirketi. Ve Omisi Tayland, Japonya ve Singapur'da ödeme ağı geçitleri sağlayan bir şirket. Omisi Go'da Omisi şirketinin coin kısmında yer alıyor. Baktığımız zaman bu firmalar aslında Omisi firmalarıyla anlaşmalı olan partner. Şirket. Dikkatimizi çekenler Burger King, Allianz, Aksa var mesela, McDonald's, yani çok büyük firmalarla da anlaşmaları var. Boss mesela müzik sistemleri, hoparlör sistemlerinde gerçekten dünya devi olan bir firma. Büyük firmalarla partnershipleri var. Status Coin ile yine partnerliği var. Ve gerçekten önümüzdeki süreçlerde değerlenecek bir coin. Bu hafta sezonundaki fiyatına baktığımız zaman 24.81 dolar seviye. Güncel fiyatına baktığımız zaman 1.16 dolar seviyesinde yani 24 katı gibi bir aşağı değerde yer alıyor şu anda. Sıralamada 41. sırada ve yer aldığı borsalara baktığımız zaman da Binance da var, hobi diğer büyük borsalardan HitBTC, Bitfinex, Kraken gelecekte yine çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi bu partnershiplerinden dolayı. Ve bir diğer coin'imiz Kütüm. Kütüm'den daha önce de bahsetmiştim sizlere. Kütüm Çin'in Amazon Web Service bölümüyle stratejik bir ortaklık kurdu. Ortaklık AVS kullanıcılarının bir Amazon makine image kullanarak akıllı sözleşmeler geliştirmesine ve başlatmasına izin verecek. Yani en büyük ortaklığı Amazon'dan olan ortaklığı. Amazon'dan olan ortaklığından dolayı birçok firma ile de ileriki süreçlerde anlaşacağı belli. Starbucks mesela gözümüze çarpan. Mitril yine bir coin. Anlaşması olan bir coin kütümden. Pazarlama verilerini kullanacağı için Amazon'un ondan dolayı diğer coinlerden bir adım öne çıkacak bu coin. Boğa sezonundaki fiyatına baktığımız zaman 94.16 doları görmüş boğa sezonunda. Şu anda baktığımız zaman fiyatına 1.58 dolar seviyelerinde yani yaklaşık 60 kat gibi bir aşağı değerde şu anda. Bir diğer coin'imize geçtiğimiz zaman Stellar. Stellar firması da yine Ripple'dan ayrılan kişinin kurduğu bir firma. Gerçekten çok hızlı para transferi yapıyorlar ve çok büyük firmalarla anlaşmaları var. Sitelerin ödeme sağlayıcılarını bankalar ve insanları bir araya getirmeye adanmış bir blockchain projesi. IBM'den en büyük ortağı IBM zaten ve Stripe, Deloitte, bu iki bu üç firma gerçekten çok büyük firmalar. Siteler daha da devam ediyor anlaşmalarını yapmaya. Yüzden fazla işletmeye destek sağladığı için Stripe sitelerin en ilginç ortaklarından biridir diye açıklamışız. Baktığımız zaman da dediğim gibi IBM, Deloitte, Fundix'ten yine bir ortaklığı var. Pundix sitelerin ağını kullanmak için anlaşma yaptılar. Stripe yine büyük firmalardan bir tanesi. Bu sezonundaki fiyatına baktığımız zaman 0.87 dolar. Şu andaki fiyatına baktığımız zaman 0.069 dolar seviyesinde değerlendirilebilecek coinlerden bir tanesi yine. Bu anlattıklarım tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz de bu şekilde coinlerin incelemelerini yapınız. Ondan sonra bu coinlere uzun vadeli yatırımlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki projemize geldiğimiz zaman Vechain coin, Vet coin diye geçiyor kısaltması. Vechain'ın tedarik zinciri yönetimindeki sorunları hafifletmeye odaklanan bir hizmet olarak blok zinciri platformu. Daha önceden isim değiştirdi ve adet değiştirdi Vechain coin. Ve baktığımız zaman partnershiplerinden yine en bilinenler Renault, BMW, Microsoft, Givenchy bu firmalarla ciddi ortaklıkları var. Hyperledger, Hyperledger zaten blockchain projesini alternatif bir sistem yine aynı IOTA'nın Tangle ağını kullanması gibi Hyperledger de kendi ağını kullanıyor. Hyperledger kendisi bir ağ zaten, ağ sistemi, bir coin yok. Fakat ve China'da destek vermesi gerçekten çok büyük bir olay. Ve bu boğa sezonundaki fiyatı yok çünkü coin isim değiştirdi ve adet azalttığından dolayı fiyatı düştü. Ondan dolayı önümüzdeki boğa sezonunda gerçek fiyatını göreceğiz. Şu anda değerlendirilebilecek coinlerden bir tanesi ve baktığımız zaman diğer bir coin'imiz XRP coin, Ripple. Ripple zaten biliyorsunuz bankalarla anlaşmalar yapıyor. Dünyanın en büyük bankalarıyla anlaşmaları var şu anda ve ödeme sistemi olarak Swift sisteminin yerini almaya çalışan bir proje. Gerçekten de hızlı olarak baktığımız zaman dünyanın en hızlı ödeme sistemlerinden birisi. XLM de keza benim gözümde öyle. Baktığımız zaman anlaşma yaptığı bankalara Santander, American Express, Büyük gözümüze çarpan Unicredit, BBVA, Akbank Türkiye'de mesela, MoneyGram, büyük bankalarla yani dünyanın en büyük bankalarıyla anlaşması olan bir coin. Boğa sezonundaki fiyatı 3.32 zaman şu andaki fiyatı 0.203 dolar seviyelerinde. Fakat XRP'nin şöyle bir sorunu var. XRP yüksek miktarlarda var piyasada. Baktığımız zaman maksimum saprisi 100 milyar adet ve firmanın elinde ciddi bir XRP stoğu var firma elindeki XRP'leri satışa çıkartıyor ve bu da coin'in fiyatını olumsuz olarak yansıyor ister istemez. Firmanın elinde ciddi miktarda coin olmasından dolayı ve firma bunları yakmayı göze almıyor. O yüzden de yavaş yavaş borsada satım yaptıkça fiyatını düşürüyor. Biraz da güven kırıyor yatırımcıların güvenlerini. Ondan dolayı XRP firmasının çalışma sistemini gerçekten değiştirmesi gerekiyor XRP sahiplerinin. Firma sahiplerinin diyeyim daha doğrusu. Ve Coinlerimiz bu kadardı. Baktığımız zaman üstünden tekrardan geçmemiz gerekirse Basic Attention Token birinci coinimiz. ikinci coinimiz Jilis. Üçüncü coinimiz Ethereum. Dördüncü coinimiz Icon. Beşinci coinimiz IOTA. Altıncı coinimiz Omisigo. Yedinci coinimiz Kütüm. Sekizinci coinimiz Stellar. Dokuzuncu coinimiz Vechain. Bitcoin. Onuncu coinimiz XRP. Bu anlattıklarım kesinlikle dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Fakat ilk 100 coin'in içerisinde en sağlam partnership'lere sahip olan coin'ler şu andaki ilk 10 coin, bu firmalar. Dediğim gibi yatırımlarınızı yaparken sepet oluşturmanızı, belli kısım 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 yatırımlar yapmanızı bu coin'ler gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum burada sizlere. Kendi analizlerinizi yapmanız gerekiyor. Ve bu coinlerin haricinde de projesini beğendiğiniz coinlere kendiniz yatırım yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.